Merhabalar, Gökhan Karakuş ben. Bugün Turkish Stones İMİB'in sponsorluğu ve arketen organizasyon olarak doğal taş ve mimari konusunda çok değerli iki tane arkadaşımız var. Ve çok önemli bir bina ve bu binanın mimarisini konuşur olacağız. Türkiye'deki doğal taş ve mimarlık uzun yıllar İMİB olarak üzerinde değindiğimiz ve üzerinde çalıştığımız bir konu. Biraz girmeden önce hızlı bir şekilde İMİB konusunda size bir sunum yapacağım. İMİB, İstanbul Madenci İhracatçılar Birliği, İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bir parçası. Türkiye'nin doğal taş ihracat ve doğal taş tanıtım konusunda önde gelen kuruluşlarımızdan. İMİB aslında 1900, bir sonraki slaytta 1976'da kuruldu. Şu an 4500'e yakın üye var. Ve 200'e yakın ülke ihracat yapıyoruz. Madenlerimiz tüm dünya tanıtmak ve Türk ekonomisi katkı sağlamak için çalışıyoruz İMİB'le beraber. Bir sonraki slayt. Misyon, ihracatçılarımızı en iyi şekilde temsil etmek. Bu temsiliyet yaparken tabii ki biz İMİB'le çalışırken Türk mimarlık sektörüne çok yakın çalışıyoruz. Çünkü Türk mimarlar Türkiye'deki doğal taş rezervler ve Türkiye'deki doğal taşın mimarlıkta en iyi şekilde uyguluyorlar. Bir sonraki slide. Turkish Stones markası altında dünya tanıtıyoruz Türk mermerler ve diğer doğal taşlar. Bir sonraki slide. Türkiye'de 80'e yakın değişik türü var doğal taşların ve önemli olan 400'e yakın renk ve desenlerimiz var. Mermer ve traverten zenginliğiyle çok önemli bir ülke ve önemli bir ihracatçı dünyanın taş sektöründe. Bir sonraki slide. Ve tabii ki bu mermer üretim mimarlıkla beraber çok eski bir faaliyet Anadolu ve Türkiye coğrafisinde. 4000 yıllık mermer üretimimiz var. Ve özellikle taş konusunda Marmara mermeri ki Marmara mermer aynı şeyden geliyor. Aynı köklerden geliyor kelime olarak. Bir de diğer taşlarımız önemli olan Elza, Vişne, Bilecik'te önemli taş ocaklarımız var. Tabii ki Traverten Denizli'de, Pamukkale biliyorsunuz çok önemli bir UNESCO yeri Traverten üzerine kurulu. Burdur Bejler ve Isparta bej renklerde ama önemli olan Türkiye'nin çok geniş ve zengin mermer rezervleri, çok farklı taş türlerimiz, renklerimiz var. Son olarak özellikle mimarlık sektörü yönelik çalışmalar var İMİB'in. Benim de 4-5 yıl editör olduğum Natro dergisi, bugün Yasmin Şener tarafından editör olarak yayınlanıyor 2 ayda bir. Aynı zamanda bir sonraki saat genç mimarlar, genç tasarımcılarla İMİB sürekli doğal taş konusunda tasarımla birleştirmeye çalışıyor ve yarışmalar düzenliyor. Ve son slide. O zaten son slide'mış. Son slide'da Türkiye'nin önemli fuarlarda İzmir fuarımız, taş fuarımız dünyada en önemli büyük fuarlardan biri ve Marmomerk gibi İtalya'da, Verona'da ve Xiamen Taş Fuarı'nda her zaman İMİB'in ciddi bir katkıları var. O yüzden İMİB'e teşekkür ediyoruz. Türk taşı ve Türk mermerleri bize bu şekilde dünyamızı tanıttığı için. Bugün mimarlık ve taş mimarisi konuşacağız. Çok önemli iki tane mimar arkadaşımız var. Artı üç mimarlıktan Uğur Yıldırım ve Ülkü Hanım, Ülkü İnce Köse. Onları bir tanıtacağım. Ondan sonrası çok benim de yapı teknik olarak hayran duyduğum Lucien Arcas Sanat Galerisi'nin mimarisine bakacağız. Orada çok alışık olmadığımız bir taş
ve mermer uygulamalarımız var. Binanın gerek kendi mimarisinde ama özellikle yapı tekniği ve yapı yöntemi çok önemli bir projemiz ülke adına diyorum. İlk önce Ülkü Hanım, Ülkü İnceköse lisans 9 Eylül Üniversitesi İzmir'de tamamladı. Ondan sonra master çalışmaları doktora kadar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde devam etti. Bugün orada öğretim üyesi olarak devam ediyor mimarlık bölümünde. Uğur Yıldırım ise lisans Anadolu Üniversitesi mimarlıkta. Ondan sonra Brno, Çek Cumhuriyeti miydi Uğur Bey, Brno? Evet. Çek Cumhuriyeti'nde oradaki Teknoloji Üniversitesi'nde Bachelor of Science aldı mimarlıkta. O yüzden çok önemli bir bilinçli bir şekilde ikiniz de böyle akademik ve aynı zamanda pratik olarak artı 3 mimarlıkta Karşıyaka İzmir'de yaklaşık 10-15 kişilik ofis galiba değil mi? Ben web sitenizde öyle Yaklaşık gördüm. olarak yani şu an güncel sayımız 6. Tabii değişiyor. Dönem dönem sayımızın arttığı zamanlarda oluyor. Ofis olarak yani bu yeni Covid sonrası bu tür dijital yayınlar vesaireler bizim için şöyle faydalı oldu. Benim için şöyle faydalı oldu. Eskiden deyince işte bir yere gidecektin işte seyahat masrafları vesaire bu tür şeyler olmuyordu. Ve biraz da İzmir bizim İstanbul'daki ana demeyeyim de işte ulusal anlamda sanki tek İstanbul'da mimarlar var gibi böyle izlenimler oluyor. Bu digital ortamlarımız özellikle bugün imkan veren Arkitera ve şey İMİB için çok önemli bir fırsat çünkü sizinle direkt konuşur olacağız. Yani bu önemli bir fırsat. O yüzden hoş geldiniz diliyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Çok teşekkürler. Ve İlk size bırakıyorum. İlk önce bir projeyi bir görelim. Proje konusunda tabii ki projenin tarihi, ne zaman başladığı gibi bir özet yani bir şey yapabilirseniz önden. Lucien Arcas önemli bir lojistik şirketi ve İzmir'de faaliyet gösteren merkezi İzmir'de bir sanat koleksiyonunu yıllardır duyuyoruz ama sizden duyalım nasıl başladı bu süreçler? Ondan sonra projeye bir bakalım. Ondan sonra tekrar bir projenin yapı tarafını bakarız. Taşla olan ilişkiler ve kullanan taşlar. Şöyle, Arkas gerçekten bölge adına hem Türkiye hem bölge adına çok önemli bir firma. İzmir merkezli bir firma. Evet, söylediğiniz gibi bir lojistik firması. Ancak gerçekten Türkiye'ye başka bir katkısı daha var. Arkas Sanat kurumsal yapısı altında gerçekten İzmir'de çok ciddi sergileri ve yapıları mevcut. Biz de bu yapımızı Arkas Sanat adına Urla'da, Arkas Sanat Urla ismiyle yaptık zaten. Bu yapının yapılması sırasında Hüseyin Bey'le de birebir çalışma fırsatı bulduk. Bu bizim için çok heyecan verici bir süreçti. Gerçekten şimdi Ülke Hanım birazdan bahsedecektir. Yani projesinin başladığı günden uygulamasının bittiği güne kadar bizim için gerçekten sürreal ve heyecan verici bir süreç oldu. Arkas Sanat Urla'nın Hemen araya tasarım giriyorum. uygulama. Lucien Arcas sizi artı 3'ü nereden buldun? Yani şeyiniz neredeydi? İlişkiniz neredeydi? Şöyle, biz zaten ofis olarak İzmir'de butik ve özel işler yapıyoruz. Koruma ve tasarım işlerinde butik olarak çalışıyoruz. Bize aslına bakarsanız Bay Arkas'ın yardımcıları Rinaldo Fernandez ulaşıp Bay Arkas'ın böyle bir talebi olduğunu, düşüncesi olduğunu, değerlendirmek istediği bir yeri olduğunu söyledi Arkas Sanat adına. Bizim hikayemiz bu şekilde başladı. Biz yaklaşık 8 günde bir ön proje hazırladık ve Bay Arkas'a bir sunum gerçekleştirdik. Sanıyorum yanlış olmaz ama 8 gün içerisinde hazırladığımız projenin de %90 oranında aynısını uygulama şansı yakaladık. Tabii ki çok emek yoğun bir süreç geçti. Ancak Bay Arkas'la tanışmamız proje üzerinden oldu. Biz Bay Arkas'la mimarlık ve projemiz üzerinden tanışmış olduk. Bu da bizim için aslında gurur verici bir süreç, durum. Ülkü Hocam, Çok sizin hızlı eklemek ilerledi istediğiniz bir şey mi? süreçler diyorsunuz. Evet. Hı. Yani bahsettiğin şekilde
Projemizi sunarak kendisiyle iletişim kurduk ve ARKAS kurumsal yapısıyla ve de projeye olumlu dönüşler aldığımız, görüşleri paylaştığımız bir ortam sonrasında da çok hızlı bir şekilde düşünsel olarak kurduğumuz bütünü uygulama aşamasına geçirip çok ama çok zor bir detaylı süreçten geçtikten sonra da inanılmaz detaylı ve titiz bir şantiye sürecinden sonra da bitti yapı ve şu anda hani çok mutlu bir şekilde yapıyı gezebiliyoruz. Bu da bir mimar kişi için herhalde bulunmaz bir fırsat. Bu güzel ve olumlu mesleğimiz adına da neredeyse kusursuz diyebileceğimiz sürece izin verdikleri içinde özellikle ARKAS Holding'e ve başta da Lucian Bey'e müthiş teşekkürlerimizi gönderiyoruz buradan. Yani çok hızlı bir şekilde işe aldınız, uygulama çizimler yaptınız ve binada inşa edildi diyorsunuz. Bunun yani tabii siz sunum yapacaksınız ama bu hızla bir konseptten son şeye gitmek için çok aslında bu tür binalarda fazla görmüyoruz. Sanayi binalarda görüyoruz. Şöyle Gökhan Bey, aslına bakarsanız mimarlıkta özellikle tasarım üzerinden konuştuğumuz projelerde önemli olan masaya oturan tarafların aynı heyecanı taşımasıdır. Bu proje sürecinin aslında hızlı gelişmesinin en büyük sebebi biz ön projemizi sunduktan sonra ARKAS'ın da bu heyecana ortak olması. Gerçekten bu bizi de ister istemez motive ediyor. Ve sonrasında çok ciddi bir kabul edilen ön proje üzerinden çok ciddi ve emek yoğun bir uygulama süreci geçti. Ki birazdan da zaten sunumda bahsedeceğiz. Yani malzeme seçimleri vesaire süreçleri başladı. Şimdi Ülke Hanım sunuma başlasın, yapımızı tanıyalım. Ben biraz teknik olarak devam edeceğim malzeme üzerinden. Sonrasında soru cevaplarla devam ederiz. Tamam. Ekranı göremiyorum. Şu anda bir sorun yok sanırım. Başlayabilirsiniz hocam, geldi. ARKAS Sanat Urla çoğumuzun artık bildiği şekliyle, isminden de açıkça açık olduğu şekliyle İzmir'in Urla ilçesinde yer alıyor. ARKAS koleksiyonu için tasarlanmış bir yapı. 2018 yılında projelendirdiğimiz yapı 2019 yılında uygulanmış durumda. Genel özelliklerine bakıldığında aslında çok detaylı olarak anlatmayacağım ben. Çünkü daha çok yapının kendi ve bitmiş hali üzerinden konuşmak istiyoruz. Çünkü tasarım sürecindeki kaygılarımız bitmiş ürün üzerinden de aynen tartışılabilecek bir seviyede. Hiçbir neredeyse farklılık söz konusu değil. Bunun da keyfini sürüyoruz açıkçası. Genel özelliklerine bakıldığında sergi mekanı ile kütüphane yapının iki ana programını oluşturmakta. Buradaki diyagramlarda ve vaziyet planında rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu iki ana programa iki ayrı kapalı hacimde yer verilmiş ve yarı açık mekan ile bu kapalı hacimler bütünleştirilmiştir. Yarı açık mekan içerisinde de merkezinde ayrıca bir heykel avlusu yer almaktadır. Sağ tarafta yapının günümüzdeki inşa edilmiş son durumundaki halini görüyorsunuz. Diyagramlarda da oluşum şemaları, programın dağılımı, karmaşık bir program olmadığı için çok net temiz algılanabilen bir içeriğe sahip. Ve bu iki temel ana program zemin altında da servis mekanlarıyla bütünleştirilmiş durumda. Yapıyı sizlere çok temel olarak üç unsur üzerinden anlatmayı uygun görüyoruz. Mekansal atmosfer,
ki biz bu ifadeyi Peter Zumthor'a referans ile kullanıyoruz. Mekansal atmosfer tasarımda ana belirleyici olduğu gibi kullanımda da kazanılan mekansal deneyimin tanımlanması için başvurduğumuz yegane ifade. Taşın bağdaşıklığı, taşın kullanımı ile elde edilen bütünselliğe bu tanım altında vurgu yapmak istiyoruz. Yapının bütünselliğinin sağlanmasında müthiş bir etkisi var taş kullanımının çünkü. Yapısal yalınlık, amaçlanan mekansal atmosferin taş malzeme ile vurgulanan bütünsel ifadenin yaratılmasını sağlayan yapım taş teknolojisine bu tanımlamayla da değinmek istiyoruz. Burada arkatlı yarı açık mekandan farklı taş kullanımlarının rahatlıkla görebileceğiniz Güneydoğu cephesinden bir görünüm ve o aslında yapısal yalınlığı ifade eden teknik bir çizimden üç boyutlu bir ifadeyi görüyoruz. Yapı aslında doğal çevre içerisinde sanat odaklı sıra dışı programı aracılığı ile duyusal bir deneyim sunma hedefi doğrultusunda tamamıyla tasarlandı. Bu deneyimde duyuları harekete geçirmek için çeşitli mimari araçlar kullanıldı. Ve bu mimari araçların kullanım biçimleri genel bir sakinlik durumu içerisinde kendiliğinden oluşan bir dinamizm yaratımına odaklanarak gerçekleştirildi. Burada yapının bütününe dair Güneydoğu, daha çok doğuya yakın bir taraftan bir görünüm yer almakta. Kendiliğinden oluşan dediğimiz dinamizm, örneğin program elemanları büyük ölçüde sağır cephelerden oluşan içe dönük özelliğe sahip iki adet tırnak içinde kutu içerisine alındı. Bu kutular dışarıdan bakıldığında bir gizemlilik de oluşturmakta. Dışarıya yani çevreye olabildiğince açılma gayreti içerisindeki kolonaklı yarı açık mekan ile bu kapalı mekanların ilişkisi bu nedenle de biraz da gerilimlidir. Bu farklılık program ile de sıkı bir ilişki içerisindedir. İçerideki günümüze ait olmayan eserlerin var olduğu dünya, dışarıda ise gerçek dünya mevcuttur. Bu ikili arasındaki farklılığı da aslında içerir proje. Bu gizemlilik durumunda her iki kutudaki, bu kutuyu tabii ben hep tırnak içinde kullanıyorum. Her iki kutudaki uzun ince yırtıklar, ahşap kapı gibi unsurlar da müthiş etkili olmuştur. Ahşap kapı sizi içeri doğru çağırır. Bu doluluğun içerisindeki malzemesi ile farklılaşır ve o gizemlilik ve merak duygusunu size uyandırır. Soldaki görünümde rahatlıkça seçebiliyorsunuz. Yine cephelerdeki ve o katı kütlelerdeki yani kutulardaki o yırtıklar da içeriye girmek ve içerisinde ne olduğunu merak ettirmeye yönelik ayrıca gizemliliği oluşturmaya ve sizi duysal olarak içeriye davet etmeye yönelik etkileri vardır. Ve bu durumlar tanımlanan bu yöntemlerle bütünüyle kutular etrafında dolaşımı tetikler ve kişiyi içeriye davet etmeye yönelik bir duysal dinamizm oluşturur bizce. Duyuların belki de en fazla harekete geçtiği ya da geçirildiği tarafımızdan mekan aslında kolonatlı platform adını verdiğimiz doğa ile yapı arasında geçiş mekanı olma özelliğindeki yarı açık mekan kurgumuzdur. Kolonatlı platformun lineer doğrultusundaki akışını görüyorsunuz burada.
Kolonatlı platformda mimari araçlar, yani kolonlar, döşemedeki yırtıklar, basamaklar, yüzeyler, duvarlar gibi ve bu araçların kullanım biçimleri, yani tekrarlama, ölçeklenme, süreklilik gibi ifade edebiliriz bunları, bu duysal deneyimi mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda kolonatlı platform bizce farklı anlamlar içermekteydi ve bu anlamların üzerine çok durduk. Kapalı mekanlara, yani günümüze ait olmayan dünyaya bir hazırlık mekanıydı. Gün ışığını kontrol eden çok önemli bir elemandı. Kitlesel etkiyi azaltmaktaydı ve yapı ile doğal çevre arasında kimi zaman tanımlı, kimi zaman ise sürprizli iletişim tanımlamaları yapmaktaydı. Burada da kolonatlı platformun diğer tarafından, yani doğu, kabaca doğu olarak tanımlayabileceğimiz bölümden bir görüntü görüyorsunuz. Duyuları harekete geçiren bizce en önemli unsurlardan biri de bu yapıda tabii ki gölgelerdi. Yapının yarı açık ve kapalı mekanlarında güneşe, güne, mevsime göre süreklilik, değişkenlik sunduğu ana özel görsel bir dinamizm oluşturan, adeta gölgeleri izlediğiniz bir dinamizm durumu olarak tanımlayabiliyoruz biz bu durumu. Burada kolonatlı bölümden gölgelerle beraber içerideki o şeffaf heykel avlusuyla beraber yaratılan o duysal etkiyi, ifadeyi yakalamak mümkün. Yapının aslında bu gölgeler, duyular, bununla beraber harmanlanmış bu mekansal kurgusunda çok özel olan bir diğer özelliği de bu atmosferin yaratılması için yapının kendine özgü bir mekansal atmosfere sahip olmasının bir diğer unsuru ise farklı bakma biçimlerine kişiyi sevk etmesidir bizce ve bunun için özel olarak tanımlı durumlar yaratmaya çalıştık. Kimi zaman kapalı mekan içerisinde çerçevelenmiş bir şekilde gökyüzüyle iletişim kurmanızı, tıpkı burada olduğu gibi çok özel bir ışıklık tasarlandı galeri mekanının tam ortasında ve o sağırlığın içerisinde siz içeri girdiğinizde ister istemez gökyüzüne o çerçevelenmiş dünya, gökyüzüyle çerçevelenmiş bir şekilde iletişim kurmanızı sağladı. Kimi zaman yüzeylerdeki yırtıklar ile çerçevelenmiş bir doğa etkileşimi kurmanızı sağladık. Kimi zaman dolaşım sürekliliği içerisinde sekanslardan oluşan bir görme biçimiyle yüzleşmenizi sağlar bu durum. Buralarda o çerçevelenmiş sekanslarla ifadesini çok daha vurgulu bir şekilde gördüğümüz o farklı görme biçimlerine izin veren durumları yakalamak sanırız ki mümkün oluyor. Bu görme biçimleri o kadar değişken ki güneş ve gün ışığı ile beraber siz oraya ne zaman gitseniz saatlerle de tanımlanabilen, farklılıklar gösteren, her çerçevesiyle mevsime göre gördüğünüz doğanın parçasının değiştiği, dönüştüğü, bu değişim dönüşüm içerisinde sürekli o dinginlik içerisinde sizin sürekli hareket etme ihtiyacı duyduğunuz ve farklı şekillerde doğayla iletişim kurduğunuz bir yalın, sade, net bir bütündür.
Ve öyle ince noktalar vardır ki yapıda, hani bir anda hiç ummadığınız bir yerden gökyüzüyle bambaşka bir ilişki kurabilirsiniz. Tabii ki bu deneyimin, bütün bu deneyimin yaratılmasında kullanılan taş malzemenin ve yapım teknolojisinin tartışmasız çok çok büyük bir rolü vardır. Bu tartışmasız rolü şimdi Uğur Bey size daha detaylı olarak anlatacak. Selamlar tekrardan herkese. Sunumda biraz önce de bahsedildiği üzere malzeme seçimleri aslında yapının bağlamı ve üretilmek istenen mimari atmosfer düşünülerek kararlaştırıldı. Yapıda doğal taş malzemenin kullanım kararı biz mimari ekibin önerisi olmakla birlikte aslında bayağı arkasında tercihi. Özellikle doğal taş malzemenin kullanılması konusunda ve yerel malzemenin kullanılması konusunda bize fazlasıyla destek oldu kendisi. Doğal taşın yapı ve çevresiyle bütünleşerek yaşaması, zamanın izlerini bünyesinde barındırması aslında bizim malzeme tercihimizde, doğal taşı seçmemizde en önemli sebeplerden birisi. Üretmek istediğimiz monoblok etkiye karşın aslında heterojen bir yapısının olması da bize fazlasıyla potansiyeller sunmakta. Ülke Hocam tekrar sunumu açma şansımız olursa, ekrana yansıtma şansımız olursa ben görseller üzerinden de geçelim. Şu anda sunum açık ama. Evet, şu an açıldı. Geldi tekrardan. Şöyle, özellikle doğal taşın farklı malzemeler arasında geçişte gerçekten bu geçişi çok sakin sağlayabilmesi, yabancı kalmaması, diğer malzemelerle yabancılaşmaması bizim üretmek istediğimiz mimari atmosferde ve sakinlikte, mimari yalınlıkta gerçekten elimizi güçlendiren en önemli donelerden bir tanesi oldu. Bu görselde de gördüğünüz üzere aslında Arkas Sanat Urla yapısında peyzaj zemininde küp taş ve blok taş olmak üzere granit, istinat duvarlarında Urla taşı diye tabir edilen kireç taşı, kolonatlı, biraz önce sunumda da bahsedilen yarı açık geçiş mekanında kolonatlı avluda ve merdivende mermer ve yapı yüzeyinde de limestone bir taş tercih edildi. Mermer olarak vanilya krem, Isparta ocaklarından çıkan bir taş. Yapı cephesinde de aerokrem, Antalya Demre'den çıkan bir taş tercih edildi. Bununla birlikte bu görselde de görüldüğü üzere kullanılan doğal taş malzeme hem kendi aralarında hem de yapı çevresinde bulunan malzemelerle neredeyse kusursuz bir birliktelik sağlamakta. Bu aslında biz tasarımcılar için olabildiğince büyük bir potansiyel üretmekte, düşündüğümüz mimari ifadeyi hayata geçirirken. Bir sonraki görsele geçebilirsek, bunu örneklemek istiyorum çünkü bu önemli. Doğal taş malzemenin sağladığı farklı uygulama seçenekleri aslında bizde mimari ifadeyi tasarlarken, sadece yapıyı tasarlamaktan bahsetmiyorum, biraz önce sunumda da bahsedildiği gibi ifadeyi düşünürken bize şu şekilde potansiyeller üretmekte. Bu gördüğünüz görselde aslında bakarsanız zemin kotuyla binanın giriş kotu arasında aslında dramatik sayılabilecek bir kot farkı var. Ancak gerek istinat duvarında kullanılan Urla taşının yatay örgü sisteminin seçilmesi, gerek merdivenlerde kullanılan mermer üzerindeki heterojen yapı, gerekse fonu oluşturan yapı üzerinde yer alan limestone'un aslında bu mesafeden monoblok ve sakin algılanan yapısı, bu kod farkını algılanan derinlik sayesinde olabildiğince mimari ifade ve bizim lehimize etkilemektedir. Bu da aslına bakarsanız bizim için çok önemli bir şey. Biz yapıyı tasarlarken kazanmak istediğimiz mimari ifadeleri malzeme seçimleri ve malzemenin üzerindeki yüzey uygulamalarını seçerken de fazlasıyla aslında bu tür doneler üzerinden değerlendirmek durumunda kaldık. Tabii hocam bir sonraki görsele geçebiliriz. Tabii aslına bakarsanız doğal taş malzemeyle çalışmak size bu potansiyelleri sağlamakla birlikte aslında bu potansiyeller sizin için farklı farklı tasarım araçları olmaya başlıyor.
Konvansiyonel yöntemlerden kopup taşı tasarıma dahil ettiğiniz zaman aslında önünüzde inanılmaz geniş bir alan açılıyor. Burada saçakta gördüğünüz kademelenme, yukarıdaki saçağın aslında hafiflemesini sağlayan ifadenin elde edilmesi, kolonların bulunduğu konuma göre tavanla ve zeminle olan ilişkisinin değişmesi, aslında bakarsanız bize mimaride ifade değişiklikleri anlamında fazlasıyla alan sağlamakta. Burada da doğal taş kullanımı bu anlamda çok nitelikli. Tabii bununla birlikte bunların tamamını sağlayabilmek için de aslına bakarsanız çok ciddi düzeyde bir detay çalışması gerçekleştirmek gerekiyor. Ve uygulama sırasında da aslında konuya hakimiyet amaçlı sahada bulunmak gerekiyor. Arkas Sanat Urla projesinde biz hem proje döneminde hem de uygulama sırasında olabildiğince sahadaydık ve bütün detayları aslında seçtiğimiz malzeme ve yüzey yöntemiyle birlikte yerinde kararlaştırdık. Bu detay çalışmalarını şöyle örneklendirmemiz gerekiyor. Bizim yapımızın etrafında 53 tane kolon var ve bu kolonların aslında mimari ifade, seçilen yükseklik anlamında bizim açımızdan, tasarım ekibi olarak bizim açımızdan olabileceği maksimum genişlikleri mevcuttu. Sol altta gördüğünüz aslında detayda solda görünen kolon kaplama detayı konvansiyonel yöntemle bize önerilen aslında yapılabilecek bir kolon kaplama detayıydı. Ancak mimari ifadeyi ve taşı tanıdıktan sonra bizim önerdiğimiz sağdaki kolon kaplama detayını gerçekleştirmiş olduk. Aslına bakarsanız taş malzemeyi tanıdıktan sonra detaylar konusunda da olabildiğince esnek davranabilen bir malzeme türü olduğunu da görüyoruz. Bu da aslında biz tasarımcılar için çok önemli bir husus. Bir sonraki görsele geçebiliriz hocam. Tabii taş doğru kullanıldığı zaman, mimari ifadeyle birlikte ele alındığı zaman aslında bir bütünsellik sağlamaya başlıyor. Seçtiğiniz uygulama tekniği, taşın durumu aslında yapıda kullanılan diğer detayları da etkilemeye başlıyor. Bunu bu görsel üzerinden örneklendirebiliriz. Burada aslında sizi çağırması amacıyla içeriye çekilerek üretilmiş bir giriş kapısının, ahşap giriş kapısının tasarımı mevcut. Bu kapının tasarımı tamamen cepheyle birlikte düşünülerek aslında taş cepheden gelen bilgilerin doğrultusunda boyutlandırılarak ölçeklendirilmiştir. Bir sonraki görsele geçebiliriz hocam. Doğal taş ve detaylara ilişkin alınan kararlar konusunda gerekli emek harcanır ve gerekli hassasiyet gösterilirse bir süre sonra aslında tasarımda kullanılan sadece bir malzeme olmaktan çıkıyor ve aslında tasarımın bir parçası haline gelmeye başlıyor. Buradaki kolonların naifliği, kolonların aslında biraz önce mimari ifade ve çevreyi çerçevelemesi anlamında kullanılmasına olanak sağlaması, saçağın naifliği ve en önemlisi çok önemsediğimiz çevresel bütünlüğü sağlayabilmesi anlamında taş malzeme bizim Arkas Sanat Urla projemiz, tasarımımız ve uygulamamızda aslına bakarsanız tasarımda kullandığımız bir malzeme olmaktan çıkıp tasarımın bir parçası haline gelmiş durumdadır. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar ama bunu söylerken şunu da söylemeden geçmeyeyim Gökhan Bey. Bu proje için yüklenicimiz Kerman İnşaat'a, mühendislik ekiplerimize, tabii ki en önemlisi Arkas Sanat ekibine ve Lucien Arkas'a da çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok heyecan verici bir süreçti bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da bu sunumu, bu görsellerin nitelikli bir şekilde sizinle ve birçok mecrada paylaşmamızı sağlayan Mehmet Yasa'ya ve fotoğraf ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün fotoğraflar kendisine ait. Çok çok eline sağlık. Tekrardan burada fırsatımız olmuşken paylaşmak isteriz. Çok teşekkürler Ülkü Hanım, Uğur Bey. Ben paylaşmayı durdurayım mı? Yok, durdurmayın çünkü orada bir iki tamam. Sunumda bir iki şey. Bir son o fotoğrafı bir görebilir miyiz tekrar? Orada bir önemli bir nokta var.
Şurada Açtım şu yani anda. evet, normalde böyle bir kolonlu cephede yani bu kolonların, sütunların devam etmesi ve köşede bir şey bekler insan. Yani orada işte bu kolonada devam etmek için işte köşeyi döneceksin orada. Ondan sonra işte öbür tarafa atacaksın. Ama bu ilginç bir şekilde sizin bu kullanılan ankaraj ve şey sisteminde, mekanik sisteminde statiği tarafına iyi bakarak bu köşeye açık bıraktınız. Ve öyle Evet. asılı kaldı bu köşe. Bu çok önemli Evet. bir efekt veriyor. Çünkü hakikaten yani orada bir ağırlık temsil ederken tam tersi oluyor. Yani gökyüzü ve yukarıya doğru fırlıyor bu köşe. Tabii ki Evet. bu, yani bu bilerek yaptığınız bir hadise ama yani bu detaylardan ibaret olduğunuz için bu söz ettiğiniz işte ifade değişikliği. Bu ifade değişikliği burada görebiliyoruz diye düşünüyorum. Şöyle Gökhan Bey, burada aslına bakarsanız hani taşın özellikle yani genel anlamda ağır kabul edildiği bir noktada biz aslında bazı noktalarda gerçekten taş malzemeyle de bunu başarabiliriz şeklinde denemelerimiz oldu. Buradaki köşenin serbest kalması aslında normal olağan düzenini bozabilmesi ve aslında bünyesinde barındırdığı çelik sistemle statik hesaplarının yapılarak bunun yapılabileceğini göstermek bizim için çok önemliydi. Tabii burada kolonlar aslında yapı kütlesiyle birlikte düşünülerek, yani biraz önce Ülkü Hanım'ın tırnak içerisinde iki kutu şeklinde belirttiği kapalı alanlardan çerçevelenen sekansları tasarlamış durumda şu an kolonlar. Bu noktada da evet köşeyi boşaltmayı tercih ettik ve bu aslında yapılabilirliğini göstermek adına da önemli bir nokta. Evet, bir de orada işte bir taş mimari ağırlık beklerken tam tersi gerçekleştirmek buradaki mimarlık anlamda, tasarım anlamda önemli bir gelişme ve bir tasarım diye düşünüyorum. Şeyi bir bakabilirsek bu sistem kesit özellikle bu önerilen kolon detayı ve sizin yaptığınız bu incelikli olan bu alt sol köşesinde. Şimdi orada ben de o çizim var. Yani biraz teknik şeylerde başlamak istiyorum. Çünkü hakikaten Tabii yani ki, bu taş tabii ki. mimari konusunda biraz teknikte başlıyor, bitiyor bazen. Özellikle burada önerilen 42'ye 42'ye 40, siz onu 30'a 40'a indirdiniz. Evet, Oradaki hatta kolonun iç tarafındaki çelik strüktürel elemanı ve dış taraftaki taş kaplama. şöyle bir hikayesi var bu detayın Gökhan Bey. Bizim aslında mimar efekt olarak olmazsa olmazlarımız kolon boyutlarımızdı. Kolonun genişliği de aslına bakarsanız. Firma tarafından bize detay gönderildiği zaman biz hemen çalışmaya başladık. Yani tekrardan revizyona gitmek anlamında başlamadık. Gerçekten bu detayı, kaynak hesaplarının mock-up'ını yaptırdık. Yani Kendiniz. başka bir alanda. Bunun olabileceğini statik ekiple de görüşerek bu kaynak hesaplarında kaynak alanlarının da aslında bu yükleri karşıladığı bilgisini aldıktan sonra uygulama firmamıza tekrar geri döndük ve bu detay uygun mudur diye sorduk bilgisiyle birlikte. Ve 30 santime indirmeye çalıştığımız detayı yerinde 29 santim olarak uygulama Okey, fırsatımız anladım. oldu. Gerçekten çok naif kolonlar elde etmiş olduk bu sayede. Benim gördüğüm Şu anda kadarıyla ben siz araya girmek istiyorum tabii, eğer buyurun buyurun. mümkünse. Bu mesela neden bu kadar uğraştık? Herhalde birkaç günümüz sadece o kolon boyutunu inceltme çabamızla geçti. Onlarca detay çizildi. O profiller nasıl bağlanır? Çünkü bir de sadece statik bir müdahale, bir estetik müdahale kesinlikle değil. O kolonlar taşıyıcı. Yağmur boruları gerçekten orada zorunlu kullanılacak. Ama buna rağmen de biz gerçekten o şu andaki o hafifletilmiş yarı açık mekan etkisini istediğimiz için de bu kolon boyutunun çok önemsiyoruz. Ve şu andaki mimari etkinin oluşmasında bu detayın çok çok önemli bir yeri var. Bu nedenle de bizim için çok özel.
Onu da belirtmek istedim ayrıca. Yani şimdi bu insanlar buraya taşla konuşmaya beklerken biz böyle çelikle konuşuyoruz ama bence burada yani şimdi arkadaşlar belki seyircilerimiz görmüyordur ama alt sol köşesinde aslında yaptığınız arkadaşlar şu oradaki somun cibati ve pulu biraz kaydırarak daha böyle bir verimli taşla olan ilişkiyi daha verimli tutarak çünkü taşla olan ilişkisi oradaki ankaracı daha kompakt ve yalın bir sistemde çözdünüz. Bir takım aparatlara sağa sola kaydırarak. Doğru anladın mı? Gördün mü bunu? Evet, doğru anladınız Gökhan Bey. Bununla birlikte biraz da teknik bilgi verelim. Sanıyorum gerçekten sunum bunun yani için. Yani o taş ilişkisi özellikle taşa delme onu da merak ediyorum ayrıca. Şöyle, burada kullanılan taş biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle kolon ve cephe kaplamalarında kullanılan taş bir limestone çeşidi olan ve demreden çıkarılan bir taş. Görece mermere göre daha yumuşak bir taş bildiğiniz üzere. Aslında tamamen fabrika ortamında boyutlandırılarak getirildi ve mekanik sistemler kullanılarak ankraja uygun görüldü. Mekanik sistemin tercih edilme sebepleri de aslına bakarsanız genel tüm alanında aslına bakarsanız yapının kendi bütünü de prefabrik CP paneller ve çelik sistemle kurgulanmış durumda. Bu anlamda mekanik sistem bir sistem olmakta. Bu sebeple de mekanik sistem seçildi. Bununla birlikte taş kalınlığımız 2 santim. Cephe kaplamalarında kullanılan taş kalınlığımız 2 santim. Zeminde kullandığımız mermer kalınlığı ise 3 santim. Cephe de aslında biz uygulama öncesinde ışığın durumuna göre çok farklı ışık düzeylerinde, çok farklı noktalarında taşı deneyimleme fırsatı bulduk ve yüzey işlemlerini de farklı yüzey işlemleri de denedik aslında bakarsanız uygulama kararından önce. Cephede kullandığımız taş homlu bir taş. Mat görünümlü olmasını özellikle istedik. Zeminde kullandığımız aslında harçlı imalatla birleştirilen zeminde kullanılan mermer taş ise 3 santim genişliğinde ve fırçalı bir taş. Aslında yapıyı ilk deneyimleyen insanların sorduğu sorulardan biri yağmur yağdığı zaman sorun yaşıyor muyuz, zeminde kayıyor muyuz diye ama gerçekten yüzey işlemleri artık o kadar teknoloji sayesinde o kadar homojen şekilde yapılabiliyor ki şu an yağmurda dahi o zeminde herhangi bir aksaklık veya kayma durumu yaşamıyoruz. Bu anlamda da aslında bize iyi bir potansiyel sunmuş oldu. Yani o monoblok görüntüsü bu binada zaten precast olarak kullanılan sistemin siz burada bir taş daha el işli dayalı taş uygulamaya bir şekilde birleştirdiniz. Ve buradaki özellikle bu taş kullanımlardaki bu kolondan başlayarak bu yukarı birkaç kez bu mekansal atmosfer konusunu yansıttınız. Ama şöyle bir sorum olacak. Şimdi burada 3 ayrı bir taş, genel taşımız var. Bir kireç taşı, bir onun daha urladan, daha böyle kaba olarak, doğal olarak kullanılarak uygulama dış duvarları. Ondan sonra içeriye girerken binanın o platformu, o şeyin üzerinde geçerken de bir mermerle bu harçlı bir uygulama orada honlu bir şekilde. Ondan sonra son olarak kolonlara geliyoruz. Yani bu ifade gücü aslında bina denenerek bu taşlar seni oraya kadar yönlendiriyor. Böyle bir kabalıktan daha şeye doğru. Öyle anladım ve mimarlık ifadeniz o şekilde yaptığınızı zaten siz söylediniz ama şunu sormak istiyorum. Bu taşın ifade gücü ve bu kararlar yani nasıl organize ettiniz? Çünkü yani çok basit gibi görünüyor ama bu kararlar biraz zor kararlar. Bu taşın neyi ifade edeceğini ve nasıl ifade edeceğini özellikle yüzey ve kütlesellik anlamda. Şöyle aslına bakarsanız biz ilk ön projemizde ve ilk tasarım projemizde ister istemez mimari ifadeleri düşündük. Ancak sonrasında bununla taşı nasıl birleştirdik sorusu bence çok güzel bir soru. Çünkü siz aslında zorluğunu bilerek bu soruyu ifade ediyorsunuz. Evet yani böyle çok basit görünüyor ama bu
yani. Şöyle biraz önce siz İnce ayar. sunumun başında aslında mesela 80 çeşit taş olduğunu söylediniz Türkiye'de. Ancak taş öyle bir malzeme ki biraz önce de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Farklı yüzey şekil yani seçilen uygulama tekniği ve yüzey teknikleriyle taş aslında hemen hemen sonsuz bir perspektif sunuyor bize. Bunu kararlaştırmak bizim için zor oldu. Biz uygulama öncesinde aslına bakarsanız tüm taşları kısmen mock-up'larını uyguladık kısmi şekilde. Kolonlar üzerinde ve cephede. Ve özellikle sabahın erken saatlerinde, güneşin ilk saatlerinde de, farklı saatlerde de gelip bu uygulamaları kontrol ettik. Ve hatta bunların bir tanesinde Bayar Kask'ta sabah çok erken saatte gelip taşı görmek istedi. Yüzey işlemleri de aynı şekilde. Farklı güneş zamanlarında farklı yerlerde taşı gözlemledik aslına bakarsanız. Sonrasında karar vermiş olduk. Bence bu aldığımız bu karar gerçekten uygulama açısından çok önemli bir karardı. Ne kadar sürdü Uğur Bey bu süre? Yani şöyle biz taşı kullanma kararından sonra seçimini yapmamız yaklaşık bir hafta kadar seçimlerimizi bir haftada gerçekleştirdik. Farklı ışık düzeylerinde baktık. Ondan sonra mimari ifade ve teknik detaylar, işte buradaki taşın şu köşesi buraya gelsin, buradaki ders çizgisi burayı tutsun gibi detaylarda yaklaşık bir aylık bir detay çalışması süresi harcadık. Ancak emin olun, evet, ancak emin olun kaplama malzemesi, yani bir binayı kapladığınız zaman neyle kaplarsanız kaplayın, mimariyle birlikte ele almak istiyorsanız gerçekten bu süreler uzun ve bu uğraşılar emek gerektiren uğraşılar. Ama biz burada taşın hikayesini, yani taş malzemeyi seçtikten sonra taşın detaylarını ve hikayesini yaklaşık bir aylık bir süreçte oluşturmuş, uygulama kararlarımızı almış bulmuştuk. Bu taş seçimiyle ilgili bir iki bir şey de ben söylemek isterim, Buyurun, buyurun. eğer mümkünse. Şimdi bu seçilen binada ve binada yani kolonlarda kapalı yüzeylerin üzerinde kullanılan doğal taş kendiliğinden pürüzlü adına tam böyle gösterir şekilde bir doğallık içeriyor. Ve o pürüzlülük, o doğal olma hali ışığın da farklı şekilde kırılmasına sebep veriyor. Ve siz o binanın içerisinde durduğunuzda bizim o yarattığımız gölgeli ve gölgelerin hareketiyle oluşan o mekansal atmosferde hiç gözünüzü yormuyor. Oysa ki böylesi bir beyaz ve çok vurucu bir renk yeşilin içerisinde, mavinin içerisinde çok patlayabilirdi ama taşın kendi özelliği o kadar bu durumla örtüştü ki müthiş bir mutluluk duyduk bu taşı görüp onun üzerine fikir birliği kurmakta. Görüyorsunuz arazide kendiliğinden bir kod farkı var. Bu bizim yarattığımız bir kod farkı değil. O kod farkını biz yapının aslında ilk çizimlerde tasarımın ilk aşamasındaki bir baza gibi gördük biz o kod farkını. Ve o kod farkı aslında sadece bizim için bir kod farkı değildi. Yapıyı taşıyan yapıyı daha da böyle doğanın içerisinde erimesine ve çevreye açılmasını sağlayan uzanımlar sunmaya izin veren elemanları olarak gördük ve oradaki o naif işçilik defalarca sökülüp tekrar yapıldı o istinat duvarları, taşların boyutlarının bile ustaya tarif edilmesi, yan yana getirilme halleri, bazı koyu renklerin aralarından seçilmesi vesaire hiç de öyle kolay olmadı tabii ki. Tek tek hepsine beraber biz tasarım ekibi olarak bunlarda da bulunduk. Bulunmaktan da müthiş bir keyif aldık. Bu söz ettiğiniz o gölgeler, o pedestal üzerindeki çizgiler hakikaten çok rafine bir geometri orada söz konusu. Yani gerek cam ve taş arasındaki ilişki, gerek zemindeki taşların kendi geometrisi ve cephedeki onların arasındaki ilişki çok detaylı çalışılmış. Onu ayrıca söylemek isterim, tebrik etmek isterim. Tabii ki siz bunu inşaat ederken çok hızlı bir şekilde yaptınız. Normal böyle
bu bina birkaç yıl sürer ama siz böyle şeyden son baştan sona kadar çok hızlı bir şekilde ilerlediniz. Buradaki uygulama konusunda siz bir taş şirkette çalıştınız, bir ustada çalıştınız. O süreçlere özellikle biraz işte Türk taş sektör olarak bir takım imkanlarımız var. Yerel zanaatkarlarımız, işte taş ustalarımız ve aynı zamanda sanayi olarak. Biraz oradan bir sizin için yani böyle bir şeyler keşfettiniz mi? Bir şey anladınız mı farklı bu proje yaparken? Şöyle, biz bu proje sürecinde tabii ki farklı firma arayışlarına girdik. Sonrasında bir Türk firmasıyla çalıştık. Hı hı. Isparta merkezli. Gayet de profesyonel. Aslında dünyaya bu hizmeti veren bir firmayla çalıştık. Hı hı. Aslına bakarsanız yani meslektaşlarımızın bazıları ithal taşlar konusunda ısrarcı oluyorlar ancak ya da uygulama ekibi olarak. Ben bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bakın biz bu yapıyı gerçekleştirdik ve taş detayları anlamında çok fazla kişiden, bu işin duayenlerinden olumlu dönüşler aldık. Ve biz bunu yerel bir malzemeyle, yani bir Türk taşıyla ve yerel uygulayıcıyla, yani o firmanın kendi uygulama ekibiyle koordinasyonlu bir şekilde, koordinasyonu sağlayarak, profesyonel bir ilişki düzeyi oluşturarak çok rahat bir şekilde sağladık ve başarılı bir ürün çıktığını düşünüyoruz ortaya. Hı hı. Bu yüzden gerçekten dünyada takip edilen 3 ülkeden biriyiz taş konusunda. Ki bence benim görüşüm bu işin içine girdikten sonra gerçekten en önemli yani öncüsü olduğunu düşünüyorum. Çünkü elimizdeki taşlarımız, ocaklarımız vesaire çok kaliteli. Gerçekten öyle. Yani bu yapıda da gerçekten kullandığımız taş da çok kaliteli bir taş. Bence Türk taşı gerçekten mimaride kullanılabilecek ve Türkiye'deki yapma bilgisi gerçekten tatmin edici sonuçlar doğurabilecek düzeyde. Bu noktada bence bütün tasarım ekiplerinin öncelikle bunu bu şekilde değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Taşla bu kadar her farklı ölçeklerde uğraşmamıza izin veren bu yapıda aslında kusursuz ama uygulandığında eğer ki nitelik arıyorsanız müthiş nitelikli uygulamalara izin verdiğini rahatlıkla gördük. Bu da bizi bu malzemeye üzerinde daha çok düşünmemize ve tercih sebebi olmasına bu malzemenin tarafımızdan sebep oldu diyebilirim. Ne betonarmede ne başka türlü sistemlerde belki de bu binayı başka bir türlü yapsaydık bu kadar rafine, kusursuzluğa yakın bir etkiye belki de ulaşamayacaktık. Evet, çok net söylediniz Ülke Hanım. Hakikaten bu kadar rafine bina bu yani burada aslında çok bir fırsat olmuş bu ama bu fırsatı siz iyi değerlendirdiniz. Yani müşteri uygun, müşterinin bu istekleri sizin da benzer bulunduğunuz bölge İzmir ve yakın bölgede bu taşların orada yakın olması çok ama iyi değerlendiririz. Yani bence bu kendiniz burada mimari proje ve tasarımcı olarak burada kilit bir rol oynadınız. Bir takım soruları ben sormaya devam edebilirim ama bak bir takım sorular gelmiş. Onları bir görelim. Cemre Aydın soruyor. Önemli olan kullanım mermer ve taş cinslerinin tek tek açıklaması. Çok hızlı geçildi dedi. İsterseniz Uğur Bey siz söyleyebilirsiniz, ben söyleyebilirim. Tamam, bir kireç taşımız, söyleyeyim. Mermerimiz ve bir limestone'umuz var. Evet, yani cephede kullandığımız taş bir limestone'dur. Ocak Antalya Demre'dedir. Zeminde kolonatlı platform zeminde kullandığımız taşımız bir mermer taşımızdır ve Isparta Şakir Ağaç ocağından çıkmaktadır. İstinat duvarlarında kullandığımız geleneksel örgüyle ürettiğimiz taş bir kireç taşıdır ve Urla'nın yerel taşıdır. Zeminlerde de bazalt küp taş kullanılmaktadır. Bu da yine İzmir'de farklı ocaklarda ve özellikle Bergama'dan tedarik edilen bir taştır.
Bu şekilde yapıda kullandığımız Taş taş. ustası neredendi Yükhan Emir Bey? Taş usta nereden? Şöyle taş ustası aslında bakarsanız firma İzmir merkezli bir firma değildi. Isparta merkezli bir firmaydı. Ancak taş ustası İzmir'de ikamet eden ve bu firmayla yıllardır yani 25 yılı aşkın süredir dünyanın farklı yerlerinde uygulama yapmış bir ustaydı. Urla taşımızın ustası? Urla taşımızın ustası da yerel bir ekipti yine Urla'dan. Urla taşı ile ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. Şimdi tabii ki ustaların özellikle geleneksel örüm tekniklerinde, doğal taş örüm tekniklerinde alışık oldukları bir örüm düzeni var. Ancak siz açıkladığınız zaman, anlattığınız zaman, taşın özelliklerini de hesaba katıp isteklerinizi belirttiğiniz zaman farklı uygulama sonuçları elde edilebiliyor. Çünkü normal Urla taşı örgü sistemine göre bizim ördüğümüz istinat duvarları biraz daha yatay ifade veriyor. Durumlar bu şekildedir. Okay. Başka rejiye soruyorum. Başka sorularımız var mı? Yoksa ben sorulara devam. Ha. Gözde Kan Ülkü şöyle sorar. Limestone'un hava koşullarında davranış nasıl? Cephede suyu emme, renk değişimi vesairesi oldu mu? Diye sorar. Çünkü görüyoruz ki bazen taş ilk böyle bina açıldığı zaman çok güzel ama bazı yerlerde su akıntılar o meşhur ve hiçbir zaman beğenmediğimiz o çizgiler aşağı doğru sarkmaya başlar. Gözde Hanım'a selamlar burada. Sağ olsun. Yapıyı uygulama sürecinde de yakından takip ediyordu zaten. Çok kıymetli kendisi de. Soru çok güzel bir soru. Bu noktada şunu söylemek isterim. Suyu emmeyen taş sanıyorum yok. Her taşın farklı bir su emme kapasitesi var. Tabii ki limestone biraz daha gözenekli olması sebebiyle normal mermere göre bir kademe daha fazla su emme şeyine sahip. Ancak burada şunu düşünmek gerekiyor. Taşın suya ne kadar süreyle nasıl maruz kalacağını tasarlamanız gerekiyor. Sadece seçtiğiniz malzeme ve üzerine uygulamayacak koruyucu vesaire gibi malzemeler ki bu yapıda kullanılmadı ve özellikle istenmedi. Bayer Kas da istemedi bunu. Herhangi bir koruyucu da istemiyorum dedi. Ama suyun yapıyla nasıl temas edeceğini biz detaylarda aslında tek tek düşündük. Çizilen damlalıklar, birleşim noktasındaki derecelerin belirlenmesi tamamen yapının su ile ilişkisini düşünerek tasarladığımız hususlar. Yapı evet taş yağmur esnasında suya maruz kaldığı zaman renk değiştiriyor. Ancak mekanik sistemi ve havalanmasını doğru çözdüğünüz zaman çok hızlı kuruyup bu renk değişimini bertaraf etmiş oluyorsunuz. Bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Tabii ki yıllar yıllar geçtikten sonra, onlarca yıl geçtikten sonra bu taşın renginde değişiklikler olacaktır. Ve bu aslında bizim istediğimiz de bir mimari ifade. Kirlenmelerden bahsetmiyorum. Biraz önce sizin aslında istemediğiniz görüntüler onlar dediğiniz şeyler, işte çizgiler vesaire. Ancak taşın renginin aslında oturması bizim çok istediğimiz, aslında beklediğimiz de bir durum. Sanıyorum Gözde Hanım'ın sorusuna bu şekilde cevap vermiş olduk. Bir tane daha soru var. MZY Yüzeyen CR. Dış cephe ve dış mekan zeminlerinde dışında örneğin iç mekanlarda ve duvarlarda mermer kullanımınız oldu mu? Olmadı mı? Yok. Oldu mu projede? İç mekanda İç mekanda ahşap kullanırız ki ahşap dışarıda evet. Kapıda var. Bu ahşap ve özellikle limestone ilişkisi ikisi çok sıcak ve dokunsallık anlamda iyi uyum sağlayan iki malzememiz. Onu çok iyi yakaladınız ama içeride daha fazla ahşap geçtiniz. Evet yani şöyle bu bir sergi yapısı olması sebebiyle aslında bazı malzeme seçimleri özellikle iç mekanda bazı malzeme seçimleri ister istemez sergilenecek ürünlerle birlikte düşünülmesi gerekti. Ve bu noktada Bay Arkas'ın ve Arkas Sanat Kuratörlerinin de görüşleri alındı. Biz içeride taş malzeme kullanmadık. Genellikle ahşap, zemin olarak ahşap malzemeler mevcut. İç mekan fotoğrafları yansıtıldı biraz önce. Ama soruya cevap olacak olursa içeride taş malzeme kullanmadık. Okay. Son soru Burak Ergül'den. Daha önceki projelerinize doğal taş tasarımı entegre etmeyi aşina mısınız? Bu proje ilk
ise nasıl bir öğrenme ve keşfetme süreç geçirdiniz? Biraz değindiniz tabii ki ama tabii ki İzmirli olup taşlı bazı projeniz var ama farkı neydi bu projede taş tasarım konusunda entegrasyon? Şöyle aslına bakarsanız tabii ki biz de bu projede bazı kısımlarla ilk defa karşılaştık. Doğal taş malzemeyi kullanıyoruz. Tasarımlarımızda kullandığımız aslında aşina olduğumuz bir malzeme. Ve hatta yaptığımız özellikle koruma uygulamalarında doğal taş malzemeyi farklı şekillerde de kullanıyoruz. Yani örgü sistemlerini değiştiriyoruz. Geleneksel konvansiyonel kullanımının dışında da kullanmaya çalışıyoruz. Bu bizim deneysel denemelerimiz oluyor. Tabii bunun getirdiği bir bilgi var. Ancak burada mekanik sistemle, özellikle kendisi de prefabrik CP panellerle oluşmuş çok farklı bir yapım tekniği var bu yapının. Bir yapıda taş kaplama malzemesinin kullanılması bizim için zor bir süreçti. Nasıl deneyimledik bunu? Gerçekten mock-up uygulamalarıyla araştırarak ve emin olmadığımız noktalarda gerçekten bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Uygulamacılarla görüşüp bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Sadece şunu gerektiriyor. Biz bu süreçte bazı tasarım kararlarımızdan hiç vazgeçmedik. Mesela saçaktaki kademelenme. Çünkü bize biraz önce detaylarda da vardı. Saçaktaki kademelenmeyi yapmak zorunda mıyız diye bir dönüt geldi uygulama ekibinden. Biz bu konuda ısrarcı olduk ve çözümü içinde oturduk. Tek tek kaynak hesaplarını yaparak, bağlantı ankraj detaylarını düşünerek tek tek tasarladık. Ve tasarımı da uygulamacıyla parça parça birleştirince bu gerçekleşti. Ben sunumun başında şey demiştim Gökhan Bey, hatırlarsınız. Bay Arkas'ın bizim heyecanımıza ortak olduğunu söylemiştim ve projenin bu yüzden aslında daha smooth bir şekilde ilerlediğini söylemiştim. Aslına bakarsanız uygulama ekibinin tamamı da bizim heyecanımıza ortak oldu. Yani bu da çok önemli. Gerçekten bir uygulama sırasında uygulama ekibinin sizin heyecanınıza, sizin heyecanınıza ortak olup tasarımınıza inanması, onların da kendilerinin farklı şeyleri deneme arzusunu ortaya çıkarıyor. Biz bu anlamda bu uygulama sürecinde tüm ekipler olarak aslında çok heyecanlı bir süreç geçirmiş olduk. Buraya şöyle bir vurgu aslında Uğur söyledi ama ben çok önemsiyorum. Hiçbir şeyde rasyonel olanı direkt kabul etmedi. Ne proje ekibi, tasarım ekibi etti. Ne mekanik, yeri geldi, statik ekip. Herkesi zorladık. Yani istenilen o atmosferin yaratılması için bunu istiyoruz ama o böyle olmasa olmaz mı? Hayır, olabilir. Çünkü tanıdık malzemeyi, tanıdıkça olabileceğine biz kendimiz tasarımcı olarak kanaat getirdik. Ve bundan sonra da herkes oldukça da nitelikli bir durum ortaya çıktığı için de herkes bu niteliğin peşinde. Tabii ki işverenin bunda birincil önemi var. Herkes bu uğurda emek koydu. Örneğin şu anda ekranda kapı görünüyor. Bu kapının yeri, işte o taşların derzlerinin bir araya hiç kutursuz bir şekilde getirilmesi, kapının çizgisinin bu çizgisalliği devam ettiriyor oluşu, işte kapıya gelmeden yağmur suyunun incecik bir kanalla tutuluyor olması, hepsi tek tek orada yerinde her biri çizilerek yapılmış detaylar sonucunda üretildi. Bu bağlamda da taşın çok potansiyelli olduğunu da rahatlıkla müdahale edilebilir bir malzeme olması sebebiyle görmüş olduk. Müthiş bir güzel deneyimdi. Bir soru daha geldi. Onur Gürel soru konusunda şöyle bir sorusu var ki tabii ki her yani insanlar taş görünce, özellikle kolon görünce tabii ki ona masif böyle statik bir yapı elemanı mimarlığının başında olduğu için eski Yunan mimarisinden bugüne kadar. Onur Gürel'in sorusu sadece kaplamada kullanılması yerine kısmen de olsa yapısal statik bağlamda kullanılmalı mıydı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz sorar Onur Gürel. Şöyle aslına bakarsanız doğal, yani taş malzemenin statik anlamda da kullanılmasını biz seviyoruz. Yaptığımız birçok tasarımda da bunu bu şekilde değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Ama onun yeri bu tasarım değildi. Çünkü her tasarım, yani ister istemez taşı statik
bir sistem olarak ele aldığınız zaman ister çizgisel bir taşıyıcı eleman olarak kullanın, ister yığma sistem olarak kullanın, boyutlar değişiyor. Biraz önce bahsettiğimiz mimari ifadeyi sağlaması sebebiyle bu yapıda değil. Ancak bizim mimari tavrımızı soracak oluyorsa beyefendi, tabii ki biz aslında taşın sadece kaplama değil, statik bir eleman olarak kullanılacağını, bir yapı ögesi olarak da kullanılabileceği konusunda zaten olabildiğince elimizden gelen niye yapan bir ekibiz. Tabii ki bu daha önce söz ettiğiniz, Ülke Hanım'ın söylediği bu ifade değişikliği, bu farklı taş türleri kullanarak, taşın ifade gücü kullanarak, yani tabii ki statik ve yapısal taş sistematiği buna çok müsait olmayabilirdi. Yani bu genişliği anlamda. Çünkü hakikaten çok bina o ifade gücü, özellikle bir sanat merkezi olarak biliyoruz ki sanatta her zaman ışık çok önemlidir. Yukarıdan ışık almak lazım. Açıklar gerekiyor. Demek hafif bir yapı sistemi çözmek burada işin programatik, tipolojik anlamda getirdiği bir zorunluluk. Başka sorular yok galiba. Ben son olarak bilmiyorum, rejiye soruyorum ne kadar zamanımız kaldı. Bana bir tane daha varmış, pardon. Batuhan Efe Şahin, taşları seçerken taşların çeşitlerine göre farklılaşan fiziksel ve kimyasal özelliklerinden yararlandınız mı acaba? Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden. Evet, yani ister istemez bu tabii ki sorduğumuz, öğrendiğimiz ve kullandığımız bilgiler bunlar. Yani zeminde mesela ifadesinin dışında tabii ki taşın teknik özellikleri de göz önünde bulundurmamız gereken hususlardı. Yani zeminde mermer yoğunluğu çok daha fazla olan bir mermerin seçilmesi tamamen aslında fiziksel özelliklerinin sorgulanmasından sonra da gerçekleşti. Ama biraz önce de siz sunumun başında bahsettiniz, ben de değindim. Yani aslında Türkiye'de o kadar çok seçenek var ki, yani aradığınız fiziksel, kimyasal özellikleri aradığınız mimari ifadeyle bir araya getirebilen taşları bulabiliyoruz. Yani ya da yüzey işlemlerini bulabiliyoruz. O anlamda da aslında şanslıyız. Yani bu coğrafyada yaşayan mimarlar olarak. Aslında şöyle de bir durum var. Yani tasarımda bir ifade zaten oluştuğu için o yüzlerce alternatifin içerisinde belki de zaten %90'ı 80'i daha işin başında elenmiş oldu. Çünkü orada beklenen bir sonuç ifade ve atmosfer durumuna uygun ne olabilirdi? Rengiyle, dokusuyla aklımızda bir şeyler oluşuyor ve siz onu ifade ettikçe karşınızda ona uygun olabilecek örneklerle karşılaşmanıza sebep oluyor bu istek. Ve dolayısıyla da aslında çok zormuş gibi görünen bu seçim süreci o kadar da bizi zorlamadı. Çünkü ne görmek istediğimizi hiç unutmadık. Onun peşinde koşmayı hiç bırakmadık. O sebeple de elemeler daha rahat oldu. Tabii ki elemeler sonuca doğru gittiğinde de bu mekanik özellikler, fiziksel özellikler, yapısal özellikler müthiş etkili oldu tabii ki. Tamam, galiba son bir sorumuz var. Ondan sonra bir 5 dakikamız kaldı, toparlayacağız. Son soru alalım rejiden. Özlem Erdoğdu Erk Arslan. Bu yapının arketipal referansla konusunda değinilmedi. İzin biraz konuşabilir miyiz? Geç bağlamış. O kadar arketipal şey ben de konuşmak istedim Özlem. Yani çünkü bu tabii ki mimarlık tarihi Türkiye'de okurken bu binanın binlerce referans alabilecek binaları var. Eski Yunan mimarisinden, eski Bizans mimarisinden. Tabii ki Selal Hakkı Erdem'in İstanbul Üniversitesi'nin oradaki kolon uygulaması var binanın önünde, o ince kolonlar. Şeyde de aynı şey, Mimar Sinan Üniversitesi'nde benzer şeyler görebiliyoruz. Anıtkabir'i biliyoruz, o yalınlıkta olan. Son zamanlarda Bergama'da Kültür Merkezi, Emre Aralat'ta benzer bir şey var bu anlamda. Ama mimarlık sanat anlamda bir sanat merkezi olarak böyle bir yapı şu an Türkiye'de böyle bir yapı yok. Hakikaten orijinal bir tipoloji çıkartmış
oldunuz. Troya Müzesi, Truva Müzesi'nde daha o yere gömük bir bina. Bu biraz kendine böyle fırlatıyor şeyde. Bulunduğu yerden yukarıya doğru gökyüzlerine geliyor. Ve iç mekan durumunda çok farklı. Biraz arketipal sizin için referanslar neydi? Bir hemen onu bir soralım size. Aslında referanstan nasıl ifade edebiliriz, referans üzerinden bilemiyorum ama şöyle bir resim üzerinden ve gerçekten o atmosferi verebilecek eleman olarak o tekrarlama, o soyutluğun içerisindeki o dinamizm, güneş, ışık. Çünkü alan öyle bir alan ki önünde çam ağaçlarıyla ve çam ağaçların arkasında kalıyor. Bir takım selviler var ve siz yoldan baktığınızda o yeşillerin arasında ya tam tamına kaybolacaktınız, bizim bakış açımızda söylüyorum tabii ki, ya da diye bir soru. Biz görünmeyi ama yeteri kadar o selvilerin arasında, o çam ağaçları, o yeşilin arasında, evet ben buradayım, yere çok sıkı tutunuyorum, ancak bu doğanın içerisinde de farklı bir programımla varlığımı da hissedin diyen bir yapı bizim için. Bu hissettirme ve görünme bağlamında da tabii ki o kolonların, bizim de zihnimizin gerisinde kalan hafif o ne diyeyim, anıtsal tam karşılığı mı bilmiyorum ama şimdi anıtsalı kullanabiliriz. O görünmeye hizmet eden o anıtsallığı kullandık tabii ki. Tabii ki bu anıtsallık, buradaki ifade ve taşın ifade gücü çok önemli. Bazen Türkiye'deki modernist mimarlık kavramlarıyla bu ifade gücünden biraz korkarak uzaklaşıyoruz. Evet. Belli bir sebepler yüzünden onun içine girmeyeceğim. Ama bu ifade gücü burada çok net kullandınız ve sanat programı olarak çok ciddi bir katkıda bulundu bu ifade gücü. Tabii. Ben açıkçası sizin gibi Zoomfor görüyorum biraz. Zoomfor'un yalınlığı ve malzeme kullanımı ve ışık ve jeometrik oyunları, gerek örmelerde gerek derzlerin birbirine girmesi, o yani o nitelikte. Tabii ki başka mimarlarımız var. O kadar detaylı çalışan Han Tümertekin'in B2 var. Gökhan Avcıoğlu'nun bir takım taş cepheleri var. Nevzat Sayın vesaire. Bunların taş şeyleri de benzer detayları görüyoruz. Ama siz böyle camla bunu başka bir yere ve bina açarak başka bir yere götürdünüz diye düşünüyorum. Ve çok önemli bir hamle oldu. Son 2 dakikamız kaldı. Sizden sözler alalım Ülke Hanım ve Uğur Bey'le. Ondan sonra kapatalım. Şöyle, ben öncelikle teşekkür edeyim. Ekran paylaşımını kapatıp ya da böyle de kalabilir. Ya bu bizim yani, en sevdiğimiz fotoğraflarımızdan biri. Bizi görmektense hani bu fotoğrafla kapatmayı tercih edebilirim ben. O taşı önünde bütün süreç boyunca, tasarım sürecinden yapım sürecinin sonuna kadar koruduğumuz ve özenle, ihtimamla koruduğumuz zeytin ağacı. Ve bu çok güzel. Biz bunu çok seviyoruz, bu görünümü. Bununla böyle veda etsek güzel olur gibi geldi bana. Ben teşekkür ediyorum hem Arkitera ekibine hem de İMİP ve Natura ekibine. Bu yapımız Natura'nın bir sayısında da çıktı. Kasım-Aralık sayısıydı sanıyorum. Kapak oldu. Evet, kapakta yer alıyor. Farklı bilgiler, deneyimler de var içerisinde. Yani çok keyifli bir sayı. Ben hem Natura ekibine, hem İMİP ekibine, hem de Arkitera'ya bu keyifli söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de son teşekkürlerimi vereyim. Arkitera bu organizasyon için, Emine Merdim Yılmaz için çok teşekkürler. Aylarda konuşuyoruz taş ve çağdaş Türk mimarisi nasıl birleştirebiliriz İmir'le beraber. İmir tabii ki İstanbul Madenciler İnşaatı Birliği, yıllardır 12 yıldan beri beraber çalıştığımız ve taş konusunda ülkede önde gelen kuruluşlarımızdan. Aylin Dinçer Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerden çok teşekkürler. Ve son olarak size yani önemli bir yapı yaptığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Yani Türkiye'deki yerel mimarlık şartları, kendi Lucien Arcas'a çok teşekkürler böyle bir imkan verdiğiniz için, ama yerel mimarlık, yerel malzemeleriyle ve yerel uygulamalarıyla beraber
bu şekilde çok güzel bir sentez olmuş. Çok teşekkürler. Ve herkese iyi günler. Başka sorularınız varsa Uğur Bey ve Ülkü Hanım'ın e-mailleri Artı3Mimarlık sitesinde, orada e-mailleri var. Oradan gönderebilirsiniz. Çok teşekkürler ve iyi günler diyorum herkese. İyi günler. Teşekkürler bu imkan için. Çok sağ olun. İyi günler.